Abime baktıysan çiftlikte değil. Ben çıkayım o vakit. Aa, dur canım. Nereye gidiyorsun? Sana biraz Behiye yengemden bahsedeyim ha? Gel. Otur şöyle bakalım. Behiye yengem buraya geldiğinde gencecik bir kızdı. O kadar güzel, o kadar iyi kalpliydi ki. Çok kısa bir süre sonra bütün Adana'nın göz bebeği olmuştu. Günahsız bir melekti sanki. Abime büyük bir aşkla bağlıydı. Abim de onu severdi deliler gibi. Ondan başkasını gözü görmezdi. Ne yazık ki yengemi bir kazada kaybettik. Ama abim yengemi hiçbir zaman unutmadı. Unutmaz da. Hiçbir kadını onun yerine koyamaz. Şimdi abimin sana olan ilgisinin nedenini anlamışsındır sanırım. Behiye'yi çok andıran bir yüzün var. Sen onu hatırlatıyorsun abime. Yani sana baktığında gördüğü şey sen değilsin. Behiye yengen. Bu yüzden seni hiçbir zaman sevmeyecek. Evlenip koynuna bile girsen güllü olarak giremeyeceksin. Yeter, susun artık. Neden? Gerçekleri duymak gücüne mi gidiyor? Sen sadece abimin gönül eğlendirdiği bir et parçasısın o kadar. Buraya ait değilsin ve hiçbir zaman da olmayacaksın. Vakit varken bu çiftlikten ayrıl. Bana da güllü demesinler.